Her Kurban Bayramı yaklaştığında gündem de değişiyor. Yıl boyu belki her gün evde et yiyenler Kurban Bayramı zamanı tam tersi hareket sergileyebiliyor. Kurban vahşettir deyip akılları bulandırabiliyorlar. Gerçi çok basit bir konu ve neredeyse her Müslümanın bildiği gibi kurbanın birçok faydası var. Ama yine de biz bu konuyu ele alalım istedik. İslamiyet'te her konunun mantıklı açıklaması olduğu gibi bu konuda da tespitlerle olayın mantığını beraber anlatalım. Tespit 1. Canlıların fıtratlarına göre yaşam tarzları, beslenme şekilleri farklılaşır. Evet, biyolojik olarak canlıları incelediğimizde kimisi et ile beslenir, kimisi de ot ile, kimisi de her ikisiyle. Mesela canlıların diş yapısı, sindirim sistemindeki farklılıklar gibi yapı özelliklerine baktığımızda canlılar arasındaki farklar bu durum ile anlaşılabilir. Örnek olarak ceylanların diş yapısını incelersek, ceylanlar otçullardır. Fakat bir arslana baktığımızda arslanların diş yapısı ve sindirim sistemi onların etçin olduğunu bize gösterir. Yani bir ceylanın ot yemesi fıtraten doğal karşılanırken bir arslanın da et yemesi gayet normal karşılanır. İşte aynen öyle de. İnsanın diş yapısı, sindirim sistemini, yaşamsal faktörlerini incelediğimizde biyolojik olarak hem etçil hem otçul sınıfına girdiğini görüyoruz. Demek ki insanın da fıtratı gereği hem ot hem de et yemesi gayet doğal ve gayet normal karşılanması gerekir. Yani varlıkların vücut sistemi bizlere beslenme şekillerini gösteriyor. Olaya dini açıdan bakmasak dahi fıtri olarak kurban kesilmesinin, et yenilmesinin normal olduğunu görebiliyoruz. Şöyle bir el hareketi yapsam, aklınıza hemen kim gelir? Sormama bile gerek yok değil mi? Bırakın Türkiye'yi, dünya çapında tanınan ve bilinen bir isim oldu artık Nusret. Akın akın insanlar Nusret'e giderek onun hazırladığı etlerden yemek istiyorlar. Tüm dünya tarafından alkışlanıyor ve seviliyor. Hatta taklitleri daha yapılıyor. Bu kadar talep üzerine kim bilir günde kaç tane hayvan kesilerek o etler hazırlanıyordur. Ama nedense hiç kimsenin, ya kardeşim burada ciddi bir hayvan katliamı var diyerek Nusret'i eleştirdiğini görmedik. Evet, zaten burada katliam falan yok. İnsanın beslenmesi için gerekli olan normal bir mesele bu. Anormal olan durum ise konu İslam'a geldiğinde olayın katliam diye anlatılması, sanki ilk defa hayvan kesiliyormuş gibi davranılmasıdır. Nusret'i alkışlayanlar, Nusret'e gitmek için, belki onu görmek için can atan insanlar, konu ibadete gelince bu bir vahşettir diyerek kendileriyle aslında çelişiyorlar. Demek ki burada konu hayvanların kesilmesi, etlerin yenilmesi falan değil. Konu sadece İslamiyet'in emirlerini eleştirmek. Tespit 3. Bir grup araştırmacı kurban vahşettir konusu üzerine bir test yapıyorlar. Kurbanda hayvanların kesim anında hayvanlara bazı testler uyguluyorlar. Ve sonuç gerçekten dikkat çekici. Çünkü hayvanda kesim anında bir hormon salgılandığını görüyorlar. Öyle bir hormon ki uyuşturma etkisine sahip. Hani ameliyatlarda morfin tarzında bir ilaç kullanılıyor ya, o tarzda bir şey. Hatta morfinden 30 kat daha fazla etkisi olan beta endorfin adlı hormon ölçümlerinde kesim anında ve devamında ciddi artışlar gözlemleniyor. Yani kesim anında bu hormonun hayvanda salgılanmasıyla hayvanın sakinleştirdiği ve ağrısız bir şekilde kesimin gerçekleştiğini görüyorlar. Gerçekten şaşırtıcı değil mi? Önceden alınan kan örneği ile kesim anında alınan kan örneklerinde değerin 2 katına çıktığı, hatta kesimden 3 dakika sonra ise yaklaşık 4 katına çıktığını görüyorlar. Yani kurban kesiminde hayvan acı çekmiyor. Bu salgının ameliyatlardaki morfinden 30 kat daha etkili olması Allah'ın bu emirde dahi ne kadar şefkatli olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Tespit 4. Kurban kesilmesine canilik diyenler için şöyle bir örnek verelim. Bir çocuk düşünün, elleri ayakları tutmuyor. Gözleri kör görmüyor ve felçli yerinden hareket edemiyor. Oldukça masum ve güçsüz bir çocuk. Bir adam çıkıp hiç acımadan ona saldırsa, onu o pozisyonda öldürse tepkimiz bu noktada ne olurdu? Normal birisini öldürmesinden 1000 kat daha canilik olarak bakarız değil mi? Çünkü bu öldürdüğü kişi masum ve savunmasız bir bebekti. O halde tanıştırayım. O bebek benzetmesi aslında bitki dediğimiz canlı türleri. Evet, bitkiler biyolojik olarak canlı varlıklardır. Hayvanlara nispeten ise son derece savunmasız ve masum varlıklar. Hem göremiyorlar, hem duyamıyorlar, hem de yerinden hareket edemiyorlar. Aynı örnekteki o felçli bebek gibi. Peki hayvanların kesilmesini vahşilik diye tanımlayan kişilerin bir hayvandan daha çaresiz olan bitkileri kesmesine ne demeli? Onların mantığına göre bakarsak, ibadet ve yemek amaçlı hayvan kesmek vahşetse, ondan daha da vahşice bir durumu masum bitkileri keserek ve yiyerek kendileri yapıyorlar.
Demek ki yine kendileriyle çelişiyorlar. Yani zaten bitkileri yemek normaldir. Biz buna vahşet demiyoruz. Ama onların bakış açısına göre kıyasladığımızda bu sefer daha vahşi bir durum olduğunu görüyoruz. Yani burada aslında bitkileri yemek vahşet değil, aynı etleri yemenin vahşet olmadığı gibi. Gayet normal bir durum. Tespit 5. İnsan vücudu için hayati öneme sahip 20 çeşit amino asit vardır. Bunlardan 8 tanesi ise insan vücudunda sentezlenemezler. Bunlara esansiyel yani zorunlu amino asitler denir. Bu amino asitler sporcular için özellikle önemlidir. Yani sporcu kardeşlerimiz bunları bilirler. Eksikliği durumunda kaslar, organlar, kan değerleri, beyin fonksiyonları ve kemik yapısı gibi birçok vücut fonksiyonumuzda eksiklikten kaynaklanan sıkıntılar oluşur. Bu amino asitleri yani proteinleri alabilmemiz için en sağlıklı, en verimli şekilde et, tavuk, yumurta gibi hayvansal gıdalar alınması şarttır. Zaten bunu birçok doktordan duymuşuzdur. Mutlaka gerekli vitaminlerin alınması, protein alınabilmesi, yaşamsal faaliyetlerin devam edebilmesi için özellikle et ürünlerini tüketmek zorundayız. Senede bir kere yapılan Kurban Bayramı ile bu kadar önemli olan proteinlere erişimi zor olan fakir insanlara bu imkan ulaştırılıyorken buna nasıl vahşet diyebiliriz? Tespit 6. İslam'ın koyduğu kurban kesme hükmü aynı zamanda insanlar için büyük bir nimet ve rahmettir. Bir yıl boyunca pek çok sıkıntılar çekmiş, belki de ağzına bir lokma et koymamış fakir kardeşlerimiz Kurban Bayramı münasebetiyle bol bol et yeme fırsatına kavuşuyorlar. Hem kendi ülkemizde yakınımızdaki fakir insanlar hem de diğer ülkelerdeki fakir insanlara yardım için Kurban Bayramı son derece önemli bir fırsattır. Belki bizler Kurban Bayramı'nı çok önemsemeyip bayram gelmeden birkaç hafta öncesi OMAD'a girebilirken evine yılda bir kere et giren insanlar ise bu anı dört gözle bekliyorlar. Demek ki işin bir de sosyal yardımlaşma boyutu var. İnsanların kaynaşması, fakirle zenginin samimi hale gelebilmesi ve insanların huzur ve mutluluğu için kurban kesmek oldukça faydalı bir konudur. Tespit 7. Kurban kesmede merhamet esastır. Hayvanlara eziyet etmemek, belli özellikteki hayvanları kesmek gerekir. Yani kurban kesmek için de bazı şartlar vardır ve elbette kesim için bazı yöntemler. Örneğin hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kurbanda belirgin kör, belirgin hasta, belirgin topal ve kemiklerinde iliği kalmamış kadar zayıf hayvanlar kurban olmaz. Ayrıca tek gözü olmayan ve boynuzları kırılan hayvanların da kurban olmayacağı söylenmiştir. Koyun ve keçi 1 yaşını, sığır 2 yaşını, deve ise 5 yaşını doldurmadan kesilemezler. Kurban keserken özellikle hayvana sıkıntı vermemeye dikkat edilir. Şehirlerde gördüğümüz ve o hayvanların itilip kakılarak, dövülerek kurban edilmesi zaten vahşiliktir. Bu İslam ahlakına da sığmaz zaten. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah her şeyin ihsan ile yapılmasını şart koşmuştur. İhsan bir şeyi yapabileceğinin en güzeliyle yapmaktır. Öyleyse boğazlarken de ihsan ile boğazlayın. Bıçağınızı iyi bileyin ve hayvanlarınızı rahatlatın. O halde buradan anlıyoruz ki Kurban Bayramı'nda hayvanlar ciddi bir merhamet ile kesiliyor. Vahşet diyenler vahşet nedir bilmek istiyorlarsa şimdiki ispatımıza baksınlar. Tespit 8. Dünyanın birçok bölgesinde festival adı altında veya eğlence ve zevk olsun diye hayvan katliamları gerçekleştiriliyor. Mesela bunlardan birkaçını anlatalım. Bununla alakalı hiç hoş olmayan görüntülere ufak bir araştırmayla siz de ulaşabilirsiniz. İspanya'da herkesin bildiği o boğa güreşleri vardır. Bu festivallerde farklı etkinlikler düzenleniyor. Boğaların boynuzları yakılarak halk arasında salınan boğalar acı içerisinde ve saldırgan insanlardan aldıkları darbeler sonucunda maalesef öldürülüyorlar. Vahşet denilecekse burada örneğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Japonya ve Danimarka'da da her yıl yüzlerce balina katlediliyor. Faroe Adaları'nda balina katliamları geleneksel olarak devam ediyor. Vahşice hayvanların öldürüldüklerini görebiliyoruz. Dünyanın pek çok yerinde kozmetik ürünler için hayvanlar denek olarak kullanılıyor. Kürk giyimi için yine birçok hayvanın işkenceye maruz kaldığına tanık oluyoruz. Veya hayvanat bahçeleri. Özgürlüğüne çok düşkün olan hayvanların sırf para için hayvanat bahçelerinde hapsedildiğini maalesef görebiliyoruz. İslamiyet ise her canlının hayat hakkı olduğunu savunur. Bir kuşu bile hapsetmeyi hoş görmez. Hayvanlara zarar verildiğinde bunun da kul hakkı kavramına dahil olduğunu söyler. Bir hadiste konuyu bitirelim. Sahabiler hayvanları sulamakta bize de sevap var mıdır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşamakta olan her canlıyı sulamakta sevap vardır buyurmuştur.
Bir başka hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın haksız olarak bir serçeyi öldürenden kıyamet gününde hesap soracağını bildirmiştir. Kuşların yuvalarının bozulmamasını, yumurta ve yavrularının alınmamasını emretmiştir. Evet, görüldüğü gibi İslamiyet hayvan katliamını bırakın, hayvan haklarını son derece savunan bir dindir. Herkese hayırlı bayramlar.